Islık çalmanın keyfini yaşamak için müzik yeteneğine ya da eğitimine sahip olmamız gerekmiyor. Resim ve diğer sanat dalları için de aynısı geçerli. Çocukluğumuzda büyük bir hevesle ve keyifle resimler yapıyoruz ama büyüdükçe o safça rahatlığı adeta elimizin tersiyle bir kenara itiveriyoruz. Beynimiz yapabileceklerimizin önüne gerçekte var olmayan sınırlar çiziyor gibi. Bazen bu sınırları aşmak için kendimize resim yapmak gibi farklı uğraşlar bulabiliyoruz. Bu uğraşlar baş döndüren bir hızla akan yaşam içinde bizleri sınırların ötesine taşıyor ve aslında anda kalmamızı sağlıyor. Sınırsız renklerde bir resmin nasıl yapılacağının eğitimini vermeyeceğiz. Resim yapmanın çocukluğa güzellik ve keyif katan özelliklerini hep birlikte tekrar hatırlamaya ve yakalamaya çalışacağız. Oya hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Bugün beraber resim çizeceğiz. Evet. Çizeceğimiz resimle referans aldığımız konu Van Gogh'un Yıldızlı Gece. Onu beraber birebir çizmeyeceğiz ama hem birlikte üzerine konuşacağız hem de oradan birazcık çalacağız. Tamam. Fikir çalacağız. Tamam. Doku üzerine konuşacağız. Tamam, çok güzel. Bir fon attık önce vakitten kazanmak için. Akrelik boya kullanıyoruz. Çabuk kuruma gibi avantajını kullanacağız. Resme bakmak ister misin? Evet. Şimdi Van Gogh'un bu resminde normal bir gökyüzü yok. Belli bir doku var, bir hareket var. Bu hareketi ikiye ayırıyoruz biz. Hem görsel hareket hem de dokusal hareket var. Pürüzlü mü, yumuşak mı, nasıl bir his veriyorsa bize buna dokusal diyoruz. Bir de illüzyon yaratan bir durum var. O da yuvarlak çizgiler olabilir, keskin çizgiler olabilir. Varmış gibi düşündüğümüz çizgiler var. Bunda ikisi de var. Bugün doku konusunu anlatmamız için en güzel örnek Van Gogh'un tarzıydı. Bunu yapmak için böyle kalın kalın bir sürü boyalar mı kullanacağız? Kesinlikle. Kesinlikle. Tamam. Oya başlayalım istersen. Profesyonel malzemeler de var ama işi kolaylaştırmak açısından mesela bugün plastik tabaklar kullanacağız. Elimizdeki fırçaları kullanacağız. İlla bir set almamız evet, veya çok... o kısma, o sıkıntılı kısma girmemize gerek yok. Elimizdeki malzemelerle resim yapabiliriz. Evet, biraz boya alalım. Biraz daha. Hoppa. Oya, şimdi yerlerini belirleyeceğiz hafiften. Referans noktalarımızı belirleyeceğiz. Dediğim gibi işte ayın olduğu yer, yıldızların olduğu yerlerden hafif referans noktalarını belirliyoruz. Bayağı koyu görünüyor. Yani o resimdeki referans noktaları alıyoruz ve birebir olmak zorunda mı? Evet, değil. Çünkü resim... Ben bugün kendim Van Gogh olacağım hocam. Ha işte süper. Çünkü bu Van Gogh'un resmi değil. Bu kimin? Bizim o yani Hüseyin'in resmi. Bu evet. Bizim resmimiz. Tamam. Hatta biz bunun altına da değişik bir şey yaparız. Van Gogh'taki gibi şehir yapmayız hocam. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Sadece dokuyu öğrenebilmemiz için, dokuyu fark edebilmemiz için referans aldığımız bir nokta. Ama birebir yapmıyoruz. Oya daha önce resimle uğraştın mı, yaptın mı? Evet, şimdi o konuya da girmek lazım. Evet. Daha önce resim yapmadım. Ondan sonra hani tabii ki hepimizin yaptığı kadar şey okulda yaptıklarımla okulda. Sınırlı kaldı. Annem güzel resim yapardı. Oo, süper. Emeklilikten sonra. Daha önce çıpadan bile çizemediğini zanneden birisiydi. Ondan sonra gözümün önünde böyle bir örnek varken bile hala hani kendime gelince aa yok yapamam. Neden? Ha neden değil mi yani? Nereden geldi bu kanı? Yani işte. Bizi o baskı altında mı tuttuğunu düşünüyorsun? Vallahi yani tam olarak niye geldiğini ben de bilmiyorum işin doğrusu ama yani o bir his böyle işte yani hani. Ben yapamam. Ha, yani yapamam hani niye yapamıyorsun? Anne yapmış. Anne yapmış. Yani gözümün önünde örneği varken bile böyle hissetmek çok garip.
Bunu da bugün inşallah birlikte aşacağız. Aşacağız kesinlikle. Devam edelim. Oya bir şey söylememe bile gerek kalmadı. O fırça darbelerini biliyorsun. Aa, yaşasın. Şimdi şuraya şöyle evet. Samanyolu koyalım. Ya çok güzel oldu seninki. Tabii şey yapmadık. Bir de şöyle dönsün. Olur mu? Evet. Kesinlikle güzel. Hop. Şimdi o görsel doku yavaş yavaş oluşmaya başladı. Çok eğlenceli. Evet. Bunu yapmak eğlenceli. Fırçayı, boyayı kullanmaktan korkmuyoruz. Gayet serbest, rahat hareketlerle. Çünkü bu yaptığımız resim bunu kaldıran bir resim. Ama gerçekçi bir resim yapmış olsak, realist bir resim yapmış olsak daha kontrollü olmamız gerekiyor. Ama bu resim daha rahat. Tamam. Biraz önce sarının yerlerini belirledik. Hı hı. Şimdi maviyle olan yerleri de belirleyebiliriz. Benimki biraz koyu mu acaba? Yok, güzel oldu. Şu anda yaptığımız atmosferdeki hareketleri belirlemek. Hiçbir şeye bağlı kalmadan. Hatta şu aşamada bunlar çiçek mi olacak, gökyüzü mü olacak? Evet, onu hiçbir, bile değiştirebiliriz. Her şeyi değiştirebiliriz. Her şeyi yeniden yapabiliriz. Boş yerleri artık dolduralım değil mi böyle biraz? Yavaş yavaş artık o görsel doku üzerine duruyoruz ya. Aha. Görsel dokuyu artıracak. Tamam. Fırça darbelerini artıracağız. Orada da bir tane küçük bir şeyimiz olur. Helezonumuz. Hatta şuraya doğru kaçsın. Oldu mu? Resim yaparken bizi engelleyen tek şey, o kafamızın arkasında hep bıdı bıdı konuşan bir ses var ya, o. Hı. Yani yaparsam, kendimiz aslında. Evet, yaparsam yanlış mı olur, doğru mu yapıyorum? Sadece bizi zorlayan oradaki ses. Evet. O sesi bazen susturmanın en güzel yolu yapıp sonrasında karar vermek. Yani hemen yapmak. Ya fırçanın orada değmesi gerektiğini düşünüyorsan, o fırça darbesini oraya yapmayı düşünüyorsan yap. Ben şimdi birazcık kendi kendime aa yapıyormuşum deyip hani gaza gelir miyim de çok olayı bozar mıyım diye düşünüyorum herhalde. Asla. Belki de yanılgıya düştüğümüz şöyle bir nokta oluyor. Yapacağız, ortaya bir şey çıkması gerekiyor ve o şaheser olmak zorunda değil. Bizim şu anda keyif aldığımız nokta hani Everest'e çıktığımızı düşün. Everest'e çıktığımızda o bir orada geçirdiğimiz zirvedeki bir saat değil veya karşısında tablonun karşısına geçtiğimizdeki o aldığımız zevk 5 dakikalık bir zevkten değil. O Everest'e yolculuğumuzdan keyif alma. Evet. Ya bunu bir amaç olarak yaptığımızda sıkıntı oluyor ama önemli olan şu andan keyif alma. Evet. İyi olması, doğru olması, insanların beğenmesi kısmına çok fazla takılmamak gerekiyor. Biraz önce bomboş mavi bir tuval vardı. Şimdi bir şeyler ifade edilmiyor. Evet, yani evet. Tuval bizimle şimdi konuşmaya başladı. Evet. Yavaş yavaş biz de onunla konuşuyoruz. Ortaya bir şeyler çıkacak. Tamam, harika. Şimdi bu kullandığımız renklerden zeminden daha farklı bir renk kullanacağız. Hı.
Evet, Van Gogh'un resminde var mı? Yok. Ama şu an biz bunu çok sevdik. Evet. Şimdi bunu kullanacağız. Biraz önceki o hareketleri devam ettiren hareketler. Şimdi Van Gogh'un da böyle tablosunda normalde böyle hani kalıp gibi koca koca boya şeyleri var. Hı-hı. Katmanları, parçaları diyeyim hatta yani artık. Biz de öyle bir şey yapacağız mı? Bu boyayla zor mu olur veya bilemedim. Yağlı boyayı daha rahat kullanabiliyoruz bu anlamda. Akrilik de Van Gogh'un kullandığı kadar etkili büyük katmanlar kullanamıyoruz. Biraz daha sıvı çünkü. Hı. Ama hadi beraber deneyelim biraz daha fazla boya alarak. Fırçayı bu sefer kaşık gibi kullanalım, öyle diyeyim. Şöyle veya bıçak gibi, hani Nutella sürer gibi yapalım. Anladım, tamam, güzel. Mavi Nutella'mız var. Bu da eğlenceli oldu. Hop. Hop. Bir ipucu vereceğim. Fırçayı sürmüyoruz. Bu tarzda fırçayı geliş gidişlerini değil, sadece boyayı alıp oraya bırakıyoruz. Tamam. Her buluşmamızda bir noktayı konuşacağız. Bugün doku. Tamam. Daha sonra renk üzerine konuşacağız, perspektif üzerine konuşacağız, çizgi üzerine konuşacağız. Yani temel tasarımın öğeleri üzerine hepsini teker teker geçeceğiz. Bu sadece doku üzerine bir bölüm diyelim. Daha sonra üst üste koyduğumuzda o temel tasarımın bütün ilkelerini yerine getirdiğimizde her seferinde bir şey öğreniyoruz ve o bize bir bütünü oluşturacak. Nasıl resimde parça parça yapıyoruz. Tamam. Mesela bugün perspektiften konuşmuyoruz. Evet. Çizgiden konuşmuyoruz. Kendi adıma başlamak için gayet iyi bir şey oldu. Resmin içerisinde var mı? Var. Şu anda bizim çoğunlukla yaptığımız şey de görsel doku. Ya bir an önce ben bu şeyi ayı yapmak istiyorum. Tamam, başladık. Biz bu çekimi yaparken en büyük destekçimiz içeride oturuyor. Bizi seyrediyor, bizi görüyor. Aynen öyle. Oğlum ata. Evet. Çocuklarda o kendini ifade edebilme çok önemli. Hatta bunu belki kelimeleri çok iyi kullanamıyorlar veya cümlelere bu kadar iyi dökemiyorlar. Ama sanatla herhangi bir dalıyla bunu yapmak sanki çocuklar için daha mı kolay? Tabii ki. Yaratıcılık ve hayal gücüyle doğuyorlar. Sevdikleri şeyi çok rahat ifade edebiliyorlar. Bunu biz bir şeyden sonra kaybediyoruz. Ortalama bir 9 yaşından sonra işin içine başka kaygılar girmeye başlıyor. Değişim girmeye başlıyor. Hı hı. O değişimin sebebi de gerçekçilik algısı artıyor. Çocukken bu çok fazla yok. Topluma adapte olma süreci başlıyor. Artık onlar bir birey haline geliyorlar. Toplumsal anlamda. Evet. O hayal gücü kısmını yavaş yavaş bir kenara koymaya başlıyoruz. Ben yapamam dediğimiz nokta da esasında daha çoğunlukla burası oluyor. Evet. Resim derslerimizde biz şunu yapıyoruz. Tekrar çocuk olmaya başlıyoruz. Yani orayı hatırlamaya çalışıyoruz. Örnek vereyim. Çocukların sesi hiç kısılmıyor. Çünkü çocuklar doğal olarak bağırabiliyorlar. Doğal halleriyle. Resim yaparken de bu konuda doğallar. Gayet yani içinden ne geliyorsa, neyi seviyorsa, neyi istiyorsa bu rahatlıkla yapabiliyor. Evet, çok güzel anlattınız. Hiç sesi kısılan bir çocuk görmedim. Hatta biz şan eğitimleri alırız o sesi doğru kullanabilme. Ama onlar doğuştan biliyorlar. Resim yapmayı bildikleri gibi. Biz de şimdi tekrar o çocukluk dönemimize döneceğiz. Evet hocam. Hadi buraya ay yapalım. Ben taktım onu. Ben tamam, o ayı orada görmek istiyorum. Ama biraz korkuyorum, biraz çünkü şey şimdi.
Korkacak hani burada böyle daha şey, korkacak hiçbir şey yok. Daha keskin bir böyle düzgün bir şey çizmek lazım. Resim seni çağırıyor. Tamam. Farkındaysan bir müdahalede bulunmuyorum çünkü ikiniz arasında artık bir bağ var tuvalde, evet. Ve korkmadığını da görüyorum. Onun için hiç şu ana kadar müdahale etmedim ama şu anda şey diyebilirim. Boya yavaş yavaş orayı bırakabilirsin. Ay senden nasıl tasavvur ediyorsan. Tamam. Korkma, bir dene bakalım. Stop. Şimdi burada durdum. Biraz önce dikkat ediyorum. Gayet rahat bir fırça tutuşun vardı. Şimdi öyle değil. Şimdi oraya çok rahatlıkla sürüyordun. Çünkü bir kaygımız yoktu. Şimdi işin içine kaygı girmeye başladı. Hissediliyor. Evet. Parmağa dayadık. Şimdi hem parmağa dayadık hem de kalem gibi tutmaya başladık. Evet. Neden? Bilmiyorum, düzgün tamam. Olsun diye. Şunu yapıyoruz. Bu kalem değil. Bu senin kolunun bir parçası, devamı, uzantısı. Rahat tutuyoruz. Tamam. Şimdi kalem gibi değil, rahat tuttuğunu görürsem tamam. Oradan o şekilde devam edelim. Tamam. Şunu yapalım. Öyle işte, öyleydi. Evet, bu senin kolunun devamı. Tamam. Kolum. Evet, kolunun, elinin, parmağının en sonunda da fırça olarak orada devam tamam. ediyor. Tamam. Geriye al biraz daha elini lütfen. Geriye. Şey, hı. Tutuşunu, evet. Tamam. Tekrar müdahale edeceğim bu sefer. Hı. Serbest. Hani doku veriyorduk, şimdi çizmeye başladın. Resim çizmiyoruz, resim yapıyoruz. Hı, evet, hadi. Tamam. Kaygıyı bırak, kaygıyı bırak. Tamam. Biraz önce soyut bir şeyler çiziyorduk. Hı. Şimdi somut bir şeye geçerken çizebilecek miyim, yapabilecek miyim? O kötü konuşma başladı. Onu hemen oradan söndürüyoruz. Tamam, gitti. Şimdi tamam. İşte ayım oldu. Tamam, oldu. Kesinlikle oldu. Işte. Oldu. Evet, yaptım. Kim yargılayabilir oraya o rengi attığını? Yani neden o rengi oraya koyuyorsun? Evet, kimse. En güzel cevabı bunun şey, canım istedi. Vallahi istedi işte. Tamam, istedi. Yaşasın. Oya, şimdi ikinci bölüm diyeceğimiz kısımdayız. Resmimizin alt tarafta neler olsun, neler geçiyor kafanda. Hı hı. Ya alt taraf için işte bak hazırladım hocam. Yeşiller, evet. Evet, böyle koyu koyu yeşilli uzun uzun bir mısır tarlaları olsa, ağaçlar olsa, hı hı. Öyle bir şeyler geçti tamam. Gönlümden. Şimdi o zaman ikiye ayırmış gibi olacağız. Hı hı. O atmosferimiz var, bir de alt taraf, toprak hı hı. kısmı. Sen manzaraya yaklaşacaksın, tamam. Esasında hani bir ara içimden geçmedi değil Van Gogh sadık mı kalsak diye. Çünkü çok net böyle dağların şeylerine hani keskin böyle fırça şeysiyle böyle çizmiş ya hani net ha. bir hat çizmiş. O çok güzel bir kaçış aslında ama. Tamam, biz de o kaçışı kullanabiliriz. Bu sefer sarıyı tonlayacağız diyeceğim. Tamam. Koyu sarı, açık sarı. Şimdi başka bir şey deneyelim mi? Deneyelim. Şöyle yapalım. Aa, bununla olmaz. Çünkü buna sonradan karar verdik. Tamam. Sarı yapmaya. Tamam. Resim bize onu söyledi. Evet, alt tarafa olabildiğince sarı. Yapayım. Serbest. Haha, çok güzel oldu. Şu şekilde yapalım ki belli bir hacimler oluşsun. Tamam. Sanki orada otlarımız var gibi. Tamam. O bize daha sonra yardımcı olacak. Tamam. Yatayı da kullanacağız. Ay, şu hali bile şirin oldu. Resimdeki en büyük özelliklerden bir tanesi renkle alakalı konuşmadığımız için küçük bir not gibi değerlendirelim. Kontrasttır. Ve bunu kullanmış olduk. Hem gökyüzünde kullandık hem de resmi ikiye bölmüşüz gibi düşündüğümüzde kullandık. Hı hı. Bu kontrastlığı arttırmak için tavsiye ettiğim bir şey. Hı. Sen gerisini yaparsın.
bu kontrast biraz daha artmış olacak. Evet, kaynaştırmış gibi olacağız. Sarıya girmeyelim. Tamam. Sarıya girmeden. Evet, güzel bir etki yarattık. Gökyüzü böyle midir? Biz baktığımızda değil. Tarlalar da aynı şekilde. Hani birebir gerçekçi çizmeye çalıştığımızda böyle değil. Ama bu bizim ifade etme şeklimiz. Gerçekçi de yapabilirdik, empresyonist şekilde de yapabilirdik. Doku bırakarak yapıyoruz bugün. Evet. Şimdi o dokuları birazcık arttırarak Mısır tarlalarının sarı kısımlarını yapalım. Sonrasında da yeşil ağaçlarımız vesaire girebilir. Burada şunu da yapmış olduk, bilinçli olmadı ama Van Gogh'un iki resmini birleştirmiş gibi olduk. Van Gogh'un tarlaları var. Evet, evet. Yıldızlı Gece'nin tarlalarını. Doğru, doğru. Montajımız. Ben kendimi demek ki bak içimden öyle geldi dedim yani, ya. Yani demek ki. Çağrışım mı yaptı bilmiyorum. Evet, evet, olabilir. Nasıl bir şey yapacağım şimdi ben? Fark ettin mi? Biraz önceki cümleyi. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne yapacağım ben şimdi? Ama resme başladığımızdan itibaren şeyi söylüyordum. O konuşmayı yapmıyoruz. Keyif alıyoruz. Bu işten zevk alıyoruz. Anı yaşıyoruz. Ama en önemlisi anda kalıyoruz. Ama ne yapacağım ben diye bir stres asla yaratmıyoruz kafamızda. Tamam. Yani ama şu anda elinde yanlış bir boya bile olabilir. Ama evet, onu baş. Sürdüğün anda, onu sürdüğün anda başka bir şeye dönüşecek. Çünkü resim sana ait bir resim. Ve hiçbir korkumuz yok. Tamam. Ya böyle öndekiler daha uzun uzun olacak. Değil mi? Hı, bende de var. Senin en güzel yaptığın noktalardan bir tanesi yukarıda şeydi. Şimdi kaygıyı hissetmeye başladığım için müdahale etmek zorunda hissediyorum. Evet. Boya bırakmıştın. Hatırlıyor musun? Bana bunu sorduğunda. Şimdi burada neden yapmıyoruz aynı şekilde? Evet, yapalım. Evet. Böyle bırakalım. Şu anda hissettiğim böyle olmak zorunda sorusu var. Bence değil. Değil. Yardım olarak algıla lütfen. Tabii ki. Yönlendirmeye ihtiyaç duyuyorum. O yukarıda yapmış olduğun şeyler vardı. Hı hı. Boyaları alıp alıp evet, çok rahatlıkla korkmadan bırakmıştım. Evet. Şimdi aşağı yukarı aynı şeyi yapıyoruz. Çok farklı değil. Hı hı. Yani yine korkuya gerek yok. Tamam. Tek fark fırçalarımız bu sefer biraz daha dikey kullanıyoruz. Teknik olarak. Şu kalem tutuşumuzu değiştireceğiz. Evet, süper. Ben başka bir şekilde ifade edeceğim. Spatulamız var. Boya aynı boya. Ama şimdi bir şeyler değişecek. Bu benim resmim. Bu benim resmim olduğuna göre istediğim gibi kullanabiliyorum. Şimdi ben başka bir doku elde edeceğim. Şu anda senin uyguladığın dokudan daha farklı bir doku. Çok güzel oldu o. Genelde resme başlamak isteyen, seven ama ben de yapmak istiyorum dediğinde en çok duyduğum cümle şu dostlarımızdan. Nereden başlayacağım ve bu işin tekniği nasıldır? Evet, teknikle ilgili. Evet, resmini yapmanın kuralları var mı? Kuralları var ama en önemli olan kısım bu işin içine girmiş olmak. Yani biz yemek yapıyoruz ama hepimiz aşçı olmak zorunda değiliz. Aşçı olacağım diye başlamak yerine bu işten keyif alıyorum, ruhumu beslemek istiyorum diye resmi pişirmemiz gerekiyor. Bu da buradan başlıyor, en temelinden, evet, en basitinden başlıyor. Korkusuzca girişmek.
resim yapmak için yeteneğe ihtiyaç var mı gibi, özellikle öğrencilerimiz için velilerin kullandığı şey, benim kızımın, benim oğlumun yeteneği varsa kullanalım gibi bir şey. İlgisinin olması yeterli. Onlar yetenekleriyle doğdukları için, yani yetenekten buradaki kastım ilgi, alaka, hayal güçleri, onunla geliyorlar zaten. Bizim sadece onları köreltmememiz gerekiyor. Şimdi bugünün konusu değil ama ışık kısmına girelim birazcık. Birazcık aydınlığa ihtiyacı var. Onu sarıyla verebiliriz. Tamam. Biz resmi tek başımıza yapmıyoruz genelde. Ya iki arkadaşımızla yapıyoruz ya tek arkadaşımızla yapıyoruz. Ama iki arkadaşımızla yaparsak çok zevk alıyoruz. O arkadaşlarımızın adı Keyfin ve Kahyası. Keyfin ve Kahyası'yla yaparsan çok eğlenceli oluyor. Ama Kaygı denen arkadaşımızı yanımıza alıp da yaparsak bizi engelliyor. Biraz önceki gördüğüm Kaygı diye bir arkadaş vardı yanımızda. Bence o biraz da gitsin. Keyfin ve Kahyası'yla onlar da el atsınlar. Bence daha güzel olur. Tamam. Oya başladık. Gölgeli dediğimiz yerlere boya sürmeye. Dikkat etmemiz gereken bir şey oluyor. Dip not diyeyim buna. İki rengi veya üç rengi devamlı sürdüğümüz zaman bir bulamaç diyeceğim bir grileşme oluşuyor. Evet. Bunu engellemek için de boyayı alıyoruz ve orada bırakıyoruz. Bu kadar. Hmm. Ya biraz önceki yaptığımız şey gibi. Biz bunu sürmeye devam etmiş olsak ne olacak? Koyu sarıyla açık sarının birleştiği başka bir renk olacak. Bu da güzel bir renk değil. Ama orada pat diye bırakacağız. Hmm. Tamam. Gölge varsa gölgeye, ışık varsa ışık kısma. Tamam. Dikey dikey. Dikey dikey. Tamam. Yani o renkleri öldürmemiş olacağız. Tamam. Yeni bir şey deneyelim mi? Deneyelim. Denemek ister misin? Tabii ki. Süpersin. Ne yapalım? Spatula'mız var. Ha, işte kıskanmıştım zaten demin. Tamam. Tamam. Daha önce kullanmadım. Boyayı birazcık yayıyoruz. Evet. Daha sonra spatula kullanımını anlatırız ama şu anda basitçe yapmamız gereken şu. Boyayı alıp oraya sürmek. Bir dene bakalım. Ne oldu? Kaygı diye bir arkadaş vardı. O geri mi geldi? Yok, gelmedi. Hayır, gitti. Yani onu kovalıyoruz. Gitti. Dene bakalım. Burada hep dikey yaptığımıza göre. Yatay, dikey. Gene. Şöyle yapayım. Ben de sana yardımcı olayım. Yaydım boyayı. Şöyle. Bir kısmını aldım. Tamam. Bunu istediğim gibi kullanabilirim. Tecrübe edeceğiz. Dikey dikey yapabilirim. Üstüne şöyle hafifçe sürebilirim. Ama şunu yapmıyorum. Bunu sürüp buradaki rengimizi öldürmüyorum. Evet, çok çirkin oldu. Evet. Çünkü bu artık renk değil. Evet. Bu bir karışım. Ve resmimizi bozan bir karışım. Kullanılabilir ama bugünkü resimde değil. Hı. Boyanın kişiliğini kaybetmeden kullanıyoruz. İki rengi kullanabilirsin. Orada karıştırmıyoruz ama burada iki rengi karıştırabiliriz. Dene bakalım. Karıştır. İyice. Orada yeni bir boya olsun. Ama tuvalin üzerinde karıştırmıyoruz. Böyle bir resim. Evet. Ama elime böyle denk geldi. Tamam. Ama bu mesela şimdi açıyı değiştirip şeyi bozar mı? Dene. Dene. Biraz boya evet, aldı. Evet, kalmamış. Hiç kalmamış. Tamam. Bozdu mu? Yok. Say ki bozdu. Yani evet, hani aklıma geldiği için soruyorum. Tabii say ki bozdu. Nasıl bir düzelttik gene düzelir yani. Hayır, düzeltmeye de gerek yok yani. Birazcık buraları da atalım. Tamam. Sonra başka şeyler yapalım. Tamam. Boyamız ıslak. Ve sen biraz önce ağaçlar yapmak, çalılar yapmak istediğini söyledin.
tekrar edeceğim biraz önceki konuyu. Boyayı aldık. Bunun üzerine sürmeye başladığımızda biraz önceki göstermiş olduğum hoşlanmadığımız bir şey olacak. Karışım olacak. Şimdi yeşil boyanı alıp oraya koymanı, tabiri caizse yapıştırmanı isteyeceğim. Malzemeyi aldım ve uyguladım. Pat. Koydum. Bu burada bir kayalık da olabilirdi, başka bir şey de olabilirdi. Çam ağacına benzer bir şey yaptık. Gibi. Boyayı aldım ve oraya kullandım. Bu tarz doku bırakacağımız resimlerde bunu uyguluyoruz. Şöyle bir gövde çizelim şuraya ya. Olmaz mı? Van Gogh'tan bir Bobros etkisini. Yok ama hayır. Yoksa yoksa yapamayacağım yani gibi. Çocukluktaki kafamızdaki bir şablon olan bir çam ağacı var şu anda. Oradan çıkıyoruz. Oradaki çocukluktaki çam ağacını değil, bildiğimiz değil, yeni bir şey keşfedeceğiz. Hadi sınırları zorlayacağız. Allah'ım! Çocukken çizdiğim bir çam ağacı değil bu benim. Değil. Daha sonra denediğim veya kendiliğinden spontan evet. oluşan bir şey. Yani esasında şey, kafamdaki şeyden ziyade biraz malzemeye de alışmakla ilgili oluyor tamam, galiba yani. Tamam, ben sana yardım edeceğim. Hoppa! Çok tatlı oldu. Olmadı. Ama sen bunu çevireceksin işte. Olmuştu. Niye olmadı? Tamam. Hı. Yanına başka bir şey ekle Allah o zaman. Allah. Evet, süper. Hı. Çam ağacı gibi değil, başka bir şey çok rahat çevirebilirsin şimdi evet. istersen. Evet. Başka ağaç. Sedirsi. Ne oldu? Denedik. Sürmüyoruz, boyayı bırakıyoruz. Evet, bırakıyoruz. Tamam. Eğer hiçbir şey düşünmüyorsak o anda, bir taraftan da meditatif değil mi bu olay? Yani meditasyon kesinlikle, değil mi? Anda kesinlikle. Kalmak dediğimiz şey değil mi? Kesinlikle. Tamam. Başka? Evet, şu küçük ağaçlardan ileride de olabilir. Tamam. Evet. Şimdi senin ağaçların. Arkasında kalsın. Tamam, teknik destek ve teknik bilgi veriyorum. Ağaçların uç kısımları daha sivri oluyor. Evet, yukarıya doğru çekmek evet. lazım bunları ama fırçanın ucunda bir sürü boya var. Bunları atalım. Şimdi farklı bir şey olsun. Bu Van Gogh'un resmini, biz iki resmini birleştirmişiz gibi bir şey oldu. Farklı ne yapabiliriz? Korkuluk yapabiliriz. Tamam. Nereye yerleştirelim? Korkmadan ben buraya yerleştiriyorum. Çok güzel oldu. Hocam ben korkuluk yapmak istemiyorum. Farklı yapıyorduk ya şimdi evet, böyle evet, birbirimizden. Ben kuşlar yapmak istiyorum. Tamam. Hı. Uzakta, yakında, nerede? Şöyle şuradan uçsalar. Uçsunlar o zaman. Tamam, nasıl bir şey yapabiliriz onu acaba? Kuşlara soralım. Şöyle sürü nasıl, olsunlar nasıl birazcık. Nasıl uçmak istiyorlar soralım. Uzaktalar mı, yakındalar mı? Duruyorlar mı, havadalar mı? Tek mi? Uçuyorlar, sürüler. Sürü halinde mi? Sürüler. Küçük kuşlar mı, büyük kuşlar mı? Orta boy kuşlar yakında uçuyor. Bitti. Cevabı aldık hemen o zaman. Ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Yapıştıralım. Daha ince bir fırçayla yapmamız daha avantaj olacak. Tamam. Tamam. Evet, yukarıda. Daha da yukarıya gitsinler. Evet, dur. Ay işte bak koyu oldu. Bir tık daha küçüğü. Onlar biraz daha uzakta olacak. Bunu da büyüteceğim. Tamam.
Şimdi resmimiz birbirimizden farklı olacak. Ben şimdi birazcık değiştireceğim. Tamam. Baştan beri konuştuğumuz iki tane farklı başlangıç noktamız aynı olsa da iki tane farklı resme döneceğiz. Oya bitirdik. Bitirdik. Bomboş iki tane tuvalimiz vardı. Sonra aynı noktadan yola çıktık. Aynı noktadan yola çıktık. Değil mi? Nereye geldik? Sen Van Gogh'a daha benzer bir şey yaptın. Şimdi o biraz önceki arkadaşlarımız vardı bizim. Ya kaygı ya keyfim ve kahyasıydı. Sanırım keyfim ve kahyasıyla beraber. Evet, evet. Keyifli. Öbürü arada bir kapıyı tıkladı falan bir şeyler oldu ama hemen kapı dışarı ortaya, ettik. Hemen örtüyoruz kapıyı. Keyfim ve kahyasıyla daha keyifli bir şey oluyor. Bundan evet. Sonra... Onlarla devam edecek misin yola? Çok çok isterim yani gerçekten çok çok eğlenceliydi. Birlikte bir şeyler yapmak mı? Evet. Keyif almak mı? Evet. Bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Yeni ressam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Senin de hocam. Görüşmek üzere.